Diana. Kahire'de dünyaya geldim. Babam Faslı, annem Mısırlı. Yıl 1945. Ninem benim adımı Muhammed Fatih koymak istemiş. Herkes bu ismi sevmiş. Babam Allah rahmet etsin en sevdiği padişah Fatih Sultan Mehmet'ti. Türkleri ve Türkiye'yi çok severdi. Tabii bütün Müslümanları severdi. Hemen hemen tüm eğitimimi Kahire'de yaptım. Babamın Fas'a girmesi yasaktı. Ta ki bağımsızlığını ilan edene kadar. İhtilale karşı baş kaldıranlardandı. Aynı zamanda fıkıhçı, alim ve şair birisiydi. 1923'te Türkiye ve Atatürk'e saldırılar vardı. Tabii Osmanlı hilafetinin düşmesinin ardından bazı devletlerin iştahı kabarmıştı. Türkiye'yi aralarında paylaşmak istiyorlardı. Bu arada Sevr Anlaşması oldu. Daha sonra Atatürk geldi ve işleri düzene koydu. Lozan Anlaşması yapıldı. Türkiye'ye saldırılar yoğundu ve babam her fırsatta karşı koymaya çalışıyordu. O bir fıkıhçıydı. Altyapısı İslami bir altyapıydı. O bir laik değildi ama Türkiye'yi ve Atatürk'ü sonuna kadar savundu. 24 beyitlik bir şiir yazdı bu konuda. Şiir hala durmakta ama maalesef kimse tercüme etmedi. Yazdıklarından şu anlaşılıyor ki, o zamanlar bir grup akademisyen Türkiye'nin tüm haberlerini, tüm halkını ve Müslüman Türk milletinin halini takip ediyorlarmış. Türkiye muhteşem bir ülke. Babamın benim eğitimimde çok emeği ve izi vardır. Yani evde öğrendiklerimiz, okulda öğrendiklerimizden çok çok fazladır. Her şeyi takip ederdik. Babam milliyetçileri sevmezdi. Bir parola vardır. Din Allah'ın, vatan hepimizin. O derdi ki, din Allah'ın, vatan Allah'ın ve herkes Allah'ın. O tam manasıyla bir selefiydi. Ama bugünkü selefilerden değildi. Radikal, heykel yıkıp yakan selefilerden değil. Aynı zamanda iyi bir sofiydi. Sofilikte ruhaniyat ve güzellikler vardır. Sizler daha iyi bilirsiniz. Sizdeki Mevlana Celaleddin Rumi gibi büyük alimler vardır. Lisede eğitimimi devam ettirdim. O zamanlar eğitimde bir ciddiyet vardı. Abdülnasır'la birlikte ne eğitim kaldı ne devlet kaldı. 67 yenilgisi her şeyi bitirdi. Tam bir faciaydı. Mısır güzel bir ülke. Allah'tan dileğim içinde bulunduğu durumdan kurtulmasıdır. İyi hocalarımız vardı ve her şeyi onlardan öğrendik. Güzel bir millet. Ama musibetler ülkeyi bu hale getirdi. Bu ülke bunlara layık değil. Daha sonra Kahire Üniversitesi'nde Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Fakültesine başladım. O zamanlar daha yeni kurulmuştu. Yıl 1963. Ben 1968'de mezun oldum. Sonra Fas'a gittim. Bankacılıkta görev aldım. Bu durum 7 yıl kadar sürdü. Sonra 1 yıldan fazla Fransa'da çalıştım. Daha sonra Arap Ligi'nde görev aldım. Arap Ligi'nde İdari İlimler Biriminde çalıştım. Sonra istifa edip kendi şirketimi kurup mali müsteşarlık yaptım. Daha sonra Arap Sivil Havacılık Örgütü'nde görev aldım. Sonrasında havaalanları idarelerinde görev aldım. 1992'de tekrar Arap Ligi'nde göreve başladım. O yıldan bu yana Arap Ligi'nde çalışmaktayım. Şimdi normalde emekli olmuş olmam gerekiyor ama Arap Ligi ile aramızda bir anlaşmamız var. Arap Ligi'nin Ankara'da ilk resmi elçisiyim. Her insanın isminden bir nasibi vardır derler. Muhammed Fatih İstanbul'u fethetti. Ben de Arap Ligi'nin ilk ofisini açmış oldum Ankara'da. Ve ben bundan dolayı çok mutluyum. Türklerle Araplar arasında oluşan bu uzaklaşma ne Türklerin ne de Arapların maslahatına hizmet etti. Ama bunun günahı kimin boynuna, bu başka bir konu. Bence herkes bu günaha dahil. Türkler milliyetçilikte aşırıya gittiler, Araplar milliyetçilikte aşırıya gittiler. Milliyetçiliğin hiçbir anlamı yok. Kullar arasında takvadan başka bir üstünlük yoktur. Eninde sonunda bizim bir hüviyetimiz var.
Kudüs'te İngilizlere karşı Edward Said, yani bir Hristiyan, baş kaldırdı. Muhteşem bir insan, Allah rahmet etsin. Emin Mahluf, Lübnanlı bir Hristiyan ve Haçlı savaşlarına karşı koyanlardandı. Bu konuda birçok kitap yazdı. Arapların gözünde Haçlı savaşları ve daha birçok kitap yazdı. Dediğim gibi, İslam dini kocaman bir medeniyet. Türkiye, yani Osmanlı Devleti, Endülüs'ten kaçan Yahudilere kapılarını açtı. Fransa Türk Büyükelçisi, Atatürk döneminde Alman zulmünden kaçan 20 bin Yahudinin hakkını savundu ve onlara vatandaşlık verdi. Siyasi ilimlerle uğraşmanın neticesi bütün bu bilgiler. Evet, daha sonra Arap Ligi'nde çalışmaya başladım. Asya Bölgesi Müdürlüğü, Uluslararası İdari İşler Müdürlüğü ve Avrupa İdari Müdürlüğü yaptım. 2003'ten 2007'ye kadar Madrid'de Arap Ligi elçiliği yaptım. Sonra Kahire'ye geri döndüm. Oradan elçi olarak Ankara'ya geldim. Türkiye ile Arap Ligi arasında hiçbir ilişkinin olmadığı bir dönemdi. Ama şimdi Türkiye Arap Ligi'nde gözlemcilik yapıyor. Türkiye'yi çok yakın bulduk. Kapılar ardına kadar açık. En önemlisi kalpler açık. Araplarla işbirliğine ve ortak adımlara. Bu ilerisi için çok önemli bir adım. Türkiye yükselişe geçmiş bir ülke. Allah'tan Türk milleti ve yöneticilerini muvaffak etmesini diliyoruz. Tüm İslam aleminin hayrı ve menfaati için. Bu role ihtiyacımız var. Önemli bir rol. İnşallah Türkiye daha önemli rolleri de üstlenecek. Şu an itibariyle Rabbim başına örülmeye çalışılan gizli entrikalardan korusun. Büyük entrikalar çevriliyor Türkiye'nin etrafında. İnşallah Türkiye bu badireleri aşmıştır. Merhaba. Hello. Violet. Ni hao. Bonjour. Hi. Salutations. Shalom. Tu ni hao. Yom tov. Hasta la vista. Good morning. Hey, Doge. Farb. Gracias. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Bonsoir. Die Farben. Pardon. Thank you. Haftada bir kere Osman Gazi Üniversitesi'nde bir dersim var. İş idaresi konusunda master yaptım. Diplomasi konusunda büyük tecrübelerim oldu. Bölgesel güvenlik ve siyasi ekonomi dersi okutuyorum. Her çarşamba Osman Gazi Üniversitesi'nde talebelerimle beraber oluyorum. Onlara günümüz standartlarına uygun bu ilimleri vermeye çalışıyorum. Biz bölgemiz itibariyle bölgesel güvenlik konusuna çok önem veriyoruz. Bu bölge Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu kapsamakta. Güçlü bir irademiz ve kararlılığımız olması lazım. Harici ülkeler işlerimize karışmasın. Artık yeter. Siyasi ekonomi de çok önemli. Elimizdeki imkanları tarama ve karşılaştığımız zorlukları kavrama açısından tabii. Talebelerimle güzel bir ortamımız var. Ben bu dersleri sevmelerini ve onların ihtimam gösterecekleri hale getiriyorum. Bu ders olarak yaptığım işim. Bir de konferanslar oluyor. Yazdığım makaleler vesaire. Allah'a şükür hayatımız aksiyon olarak hareketli. Allah'tan sağlık sıhhat diliyorum. Ta ki bu mesajımızı diğer nesillere aktarayım. Müslümanların ve İslam aleminin durumu içler acısı. Çok kötü bir seviyede. Ve kendi kendine zarar veriyor. Aslında İslam dini muhteşem bir din. Yahudilik ve Hristiyanlık temel olarak İslam'dır. Ve İslam o dinleri tamamlamıştır. Hepsi Allah'ın peygamberidirler. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların sonuncusudur. Bu konuda en ufak bir şüphe yoktur. Bakınız kaç asır geçmiş. 14 asır ve bir peygamber daha gelmemiştir. O peygamberlerin sonuncusudur. Daha gelecek günler neler gösterecek? İnsanların hürriyete kavuşması ve insan hakları. Efendimiz bütün bunları ta o asırda getirmiştir. Kadını hürriyetine
ve gerçek kimliğine İslam kavuşturmuştur. Cahiliye döneminde diri diri gömülen kız çocuklarından sonra kadın İslam'la olması gereken yere gelmiştir. İslam 20 sene gibi kısa bir zamanda yayılmıştır ve derken imparatorluk olmuştur. Bu nasıl olur? O dönemde iki imparatorluk vardı. Bizans ve Pers. Ve zannedersin ki kartondan imparatorluklar. Ama son dönemde İslam aleminde baş gösteren cahillik ve batılı ülkelerin diktatörlük rejimleri Müslümanları derinden yaraladı. Diktatörlüğü kabullenme Allah'ın birliğini hiçe saymadır. İslam'ın en temel taşı tevhiddir. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak diktatörlükle bütünleşemez. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Müslüman karakterlidir. Aynı zamanda barış yanlısıdır. Hadiste Müslüman insanların elinden ve dilinden güvende oldukları kimsedir diye geçer. Mesela çeşitli konferanslarda bir arada nasıl yaşarız konusu ele alınıyor. Bu birlikte yaşama Müslümanların arasındaki birliktelik mi yoksa içimize fitne ateşleri yakanlarla mı olan birlikte yaşama? Bugün Şia-Sunni çatışması çıkarılmaya çalışılıyor. 12 imam mezhebi bir zamanlar eserde diğer mezheplerle beraber eğitimi yapılıyordu. Anlamıyorum. Problem ne? Şia Şialık hakkında ne biliyor ve Sunni kendi mezhebi hakkında ne biliyor? Ama dışarıdan birçok el var işin içinde. Ayette kendi evlerini kendi elleriyle ve başkasının elleriyle yıkıyorlar diyor. Bir insan kendi evini kendi eliyle yıkmaya başladı mı dışarıdan başkaları da gelir. Evet, büyük sorumluluğumuz var. Uluslararası ilişkiler tamamıyla entrikalar üzerine kurulu. Bu çok normal. Herkes zimamı ele geçirmeye çalışıyor. Herkes kendi maslahatını istiyor. Bu çok tuhaf bir durum değil. Bazıları komplo teorisi yok diyor. Hayır efendim, var. Uluslararası durum tamamıyla karma karışık. Ülkeler arası ilişkiler de öyle. Suriye'de 20 ayı geçti, insan kanı akıyor. Ama Birleşmiş Milletler ne yaptı? Zaten bir şey yapacak gücü de yok. Biz de onlardan yardım istiyorsak, demek ki biz de aciz kalmışız. Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapmayacak. Batı'yla kontağa geçtik, onlar da bir şey sunmadılar. Batı eskiden Bizans İmparatorluğu'ydu. Kim itaat etmezse berberi oluyordu. İslam'dan sonra da bizlere berberi diyorlardı. 18. yüzyıl sonlarına kadar. İslam'la ilişkiye geçtiklerinde ilk iş Osmanlı İmparatorluğu'nu ortadan kaldırmak oldu. Sonrasında İslam alemi devletlere bölündü. Ama Batı saygılı olmadı. Medeniyet derken sadece Yahudi ve Hristiyanlık medeniyetlerinden bahsediyorlar. Hani nerede Endülüs medeniyeti? Nerede İbn-i Rüşd, onlara felsefe dersi veren? Hiçbir şey anlamıyorlardı. Bütün kitapları kiliselerde sandıklardaydı. كانوا لا يفهمونها كانوا يضعون هذه الكتب مقفلة في الأديرة وفي الكنائس. عندما يكون هناك مشكل لابد. Bir problem varsa sadece bizleriz suçlu olan. Başkasına bahane bulamazsın. Başkalarını kınamak kolaydır. Karşındaki kendi maslahatı için çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? Bir de bu diktatörlük sistemi, diktatörlük İslam'a tam ters bir durumdur. Bir de altı boş cümleler var. Biz şeriat uygulayacağız. Bu tür sözlerin gerçeklik değeri yok bugün. Artık hilafet sistemi bitti. Artık birlikte ne yapabilirize bakmak lazım. Yeni kafa ve modern yollarla. Yönetici de hesaba çekilmeli ve değişmeli. Halkların maslahatı göz önüne alınmalı. Çok net. Thank you.
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından çeşitli organizasyonlara çağrılmak benim için büyük şeref oluyor. Birçok programlarına katılma fırsatım oldu. Bu sayede birçok şeyi yakından tanıma fırsatı da buldum. Ankara'da birkaç okul ziyaretim oldu. Gerçekten günümüzde eğitim yara almış durumda. Eğitim her şeyin başı. İslam insanın sağlam fıtrat üzere doğduğunu söyler. Bundan sonraki eğitimini dışarıdan alır. Biz hak ve hakikat yolunu kaybettik. Çünkü eğitimi ihmal ettik. Her şeyin başı eğitimdir ve eğitim her şeydir. Gelişmenin de temeli eğitimden geçiyor. Güney Kore'de okuma yazma oranı zannedersem %97. Ve bakın bugün Kore nerelerde? Bugün Türkiye'de 160-170 üniversite var. Eğitime gereken ilgi gösteriliyor. Tabii okulların güzel prestiji var. Aynı zamanda Gülen Hareketi'nin de güzel prestiji var. Her yerde var. Bu kaliteli eğitim sistemi temenni ederim ki dünyanın her tarafına yayılır. Tüm İslam milletlerinin adının yücelmesi demektir. Şuubna ve ümmetimiz inşallah. Ben onunla hiç karşılaşmadım. Ama bir insan hakkında nasıl hükme varırsın? Tabii ki yaptıklarıyla. Bir de onun etrafındaki ona inananlar sayesinde. Bu bir ekol ve bu ekole müntemi insanlar ilk önce iyi bir eğitim, değerli şahsiyetleri, ciddiyetleriyle, sadakat ve vatanseverlikleriyle, vatan için çalışmalarıyla biliniyorlar. Bir de yaptıkları işte insani boyut had safhada. Eğitimle insanlığı bir arada getirmeye çalışıyorlar. Hristiyan, Yahudi ve diğerleri. Ve bunun için diyaloğu kullanıyorlar. Bu hakikat hakkında kimse aksi bir şey söyleyemez. Merhaba. Hello. Violet. Ni hao. Bonjour. Hi. Shalom. Chu ni hao yun. Yom tov. Hasta la vista. Good morning. Hey, Tosh. Spart. Gracias. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Bonsoir. Die Farben. Pardonne. Thank you. Hocam, sana Allah'tan sağlık ve sıhhat diliyoruz. Seni yaptığın tüm işlerinde muvaffak etsin. İnşallah bu aleme nur saçan bir fener olursun. Bizler senin gibi liderlere ve nurlu bir nesil yetiştirenlere ihtiyaç duyuyoruz. Ben Türk halkını çok seviyorum. Ben Türkiye'ye 1963 yılında geldim. Halep'ten trenle geldim. Dedim ya biz evde okuldan çok öğrendik diye. Okullarda Osmanlılar hakkında çok kötü şeyler öğretiliyordu. Eve giderdim ve babam bana bunlar yanlış bilgiler derdi. Bunun aslı şöyle şöyle derdi. Osmanlı ordusundan hiç çekilmeyecekmiş gibi bahsederdi. Atatürk'ün nasıl geldiğini de öğrendik. Annesinin ona yazdığı mektuplar ve gelmesi için ona ısrar ettiği. Türkiye tarihini öğrendik. Fatih Sultan Mehmed'i öğrendik. Kanuni'yi öğrendik. Abdülmecid'i öğrendik. Ona atılan iftiraları öğrendik. Abdülhamid'i ve onun Kudüs'ü satmadığını öğrendik. Osmanlı'yı öğrendik ve biliyoruz ki Osmanlı bazılarının iddia ettikleri gibi değil. O bir hilafetti ve bizler hepimiz kardeşiz. Bu birliğimiz tekrar yeniden dönecek inşallah. Gelecek birlikteliğimizle daha iyi olacak. Ve seviyen yakun lana mustakbel ahsen.